Poliarteritis nodosa. Evet arkadaşlar bu bir e, latince e, sağlık terimi bir arkadaşımızın adı değil. Bu hastalık birçok atar damarı etkisi altına alabilen bir orta boylu damar vaskülitinin adıdır. Poliarteritis nodosa. Kelimeyi biraz yakından inceleyelim. Poli çok anlamında artık bunu birçok yerden biliyorsunuz. Arter neydi? Atar damar. Ve itiz, itiz ise iltihap ya da inflamasyon anlamında kullanılır. Zaten vaskülitin her çeşidinde enflamasyon vardır. Nodoza ise nodüler anlamına gelir. Evet, kelimeleri bu şekilde incelersek, hastalığı birçok atardamarın aynı anda iltihaplanması ve nodüler bir görünüm kazanması olarak yorumlayabiliriz. Poliarteritis nodoza. Tamam. İltihaplanma kısmı tamam da nodüler ne anlama geliyor diye soracak olursanız hemen açıklayayım. İsterseniz hemen gelin bir kan damarı çizelim. Kan damarları borular gibidir. Kan ve besinleri vücut içinde dolaştıran ve gerekli dokulara ulaştıran borular. Bunlar kan damarının duvarları arkadaşlar. Arka kısmına da bu şekilde dairesel çizgiler yaparak çizime üç boyutlu bir görünüm kazandırmaya çalışıyorum. Bunun kan damarının tam ortasından kesilmiş görünümü olduğunu düşünün. Kan ve besinler bu şekilde kan damarının içinde ilerlerler. Vaskülitte vücudumuzun kan damarlarını yabancı bir madde olarak gördüklerini ve Y şeklindeki proteinler olan antikorları salgılayarak kan damarı duvarını hedef aldıklarını biliyoruz. Antikorlar bölgeye ak yuvarları çağırarak kan damarı duvarına hasar vermeye başlarlar. Ve bu hasara ak yuvarların salgıladığı zarar verici ya da yok edici diyelim moleküller yol açar. Antikorların ve bu moleküllerin amacı aslında patojenleri hedef almak ve öldürmektir. Ancak burada kan damarları da hasar görürler. Antikorların kan damarlarını neden hedef aldıklarına dair teorilerden biri moleküler taklittir. Moleküler takliti de şu şekilde açıklayayım. Bu teoride vücuda yabancı olan patojenler, yani bakteri, virüs ya da diğer kötü ajanlar, vücuda girdiklerinde bağışıklık sistemi bunları tanır ve antikor üreterek kötü ve yabancı bu molekülleri hedef alırlar. Bu zaten olması gereken şeydir ve antikorların görevi de budur. Kısacası antikorlar, vücuda yabancı olan molekülleri hedef alırlar ve ak yuvarlarda bu molekülleri ortadan kaldırırlar. Yabancı moleküllerin tanınması sürecinde bir sürü antikor üretilir. Başka bir deyişle, bağışıklık sistemi hızla çalışarak bu molekülleri arayıp bulurlar ve bir daha vücuda zarar vermemelerini sağlarlar. Moleküler taklit teorisinde örneğin kan damarı duvarındaki bu proteinlerin yabancı proteinlerle aynı görünebilecekleri üzerinde durulur. Bunları ufak daireler olarak çizdim ama aynı olduklarını düşünelim, tamam mı? Şimdi Yabancı molekülleri tanımak için üretilen bu antikorlar, onların tıpatıp aynısı olan vücudun kendisine ait proteinleri de tanıyacaklar. Moleküler taklit teorisini umarım şimdi biraz daha iyi anlamışsınızdır. Poliarteritis nodoza da hastaların %20 ila 30'unda hepatit B'ye rastlanmıştır. Bu yüzden de hepatit B yani bu virüsteki proteinlerin moleküller taklit yapıp kendilerini vücudun kendisine ait proteinlere benzettiklerinde bağışıklık sisteminin de kan damarlarının ortadan kaldırılması emrini verdiği düşünülüyor. Moleküler taklidi açıklama isteme sebebim de buydu zaten. Evet, poliarteritidis nodozada akyuvarlar immün peptitler salgılayarak Kan damarlarının duvarlarına zarar vermeye başlıyorlar. Kan damarı duvarının hasar görmesi, kolajen ve doku faktörü gibi normalde kanla bağlantısı olmayan moleküllerin salgılanmasına sebep oluyor. Bu moleküller kana karıştığında fibrin gibi pıhtılaşma faktörleriyle etkileşime giriyor ve birlikte A, a benzeyen bir doku oluşturuyorlar. A, A benzeyen bu doku aslında bir pıhtı. Fibrin pıhtı oluşumunun bir parçasıdır. Bu arada pıhtı yerine tromboz kelimesinin kullanıldığına da rastlayabilirsiniz. Akut enflamasyon ve pıhtı oluşumuna ek olarak kan damarı duvarlarında fibrinin yamamaya çalıştığı eski yaralar ya da damarlar da olabilir. Ve bu da damar duvarının bu kısmının zayıflamasına sebep olur. Kan damarı bu şekilde hasar görmeye devam ettikçe damar duvarı daha da zayıflar. Kan damarlarının borulara benzediğini az önce söylemiştim. Al yuvarlar ya da kanın içindeki diğer moleküller damar duvarına çarptıklarında geri tepmeleri ve yollarına devam etmeleri gerekir. Ancak kan damarları zayıfladığında ve al yuvarlar bu şekilde duvara çarpmaya devam ettikçe duvarı dışarıya doğru genişletir ya da şişirir değil mi? Yani o ne yapar? Duvar dışarıya doğru genişler ya da şişer kan damarı duvarının bu şekilde genişlemesi ya da şişmesine de anevrizma deriz anevrizma damar duvarının zayıflamış bölümü iç basınç yüzünden dışarıya doğru şişer damar duvarı zayıflamaya devam ettikçe de anevrizma yırtılabilir anevrizma yırtılınca da kan dolaşımı terk ederek çevre doku ve boşluklara doğru akmaya başlar Orta boydaki damarlar söz konusu olduğunda yırtılma çok büyük bir kanamaya sebep olabileceği için anevrizma yırtılması poliarteritis nodoza'nın korkulan bir komplikasyonudur. Kan damarı duvarından örnek alınarak mikroskop altında incelenmesi biyopsi olarak adlandırılır. Evet, biyopsi herhangi bir dokudan alınan örneğin mikroskopta incelenmesidir arkadaşlar. Poliarteritis nodoza'da fibrinoid nekroz görülür. Kan damarı duvarında fibrin pıhtıları ve yıkımdan geriye kalan moleküller vardır ve damar duvarı ölüdür. Fibrinoid nekrozda kan damarlarında yaralanmalar da oluşur ki buna skar dokusu denir. Ve bu aslında bir iyileşme teşebbüsüdür arkadaşlar. Yara kapandığında yani damar duvarı yamalandığında iyileşme süreci de tamamlanır ancak bu döngü yeniden başa döner. Bu şekilde işaretliyorum. Döngünün devamı Kan damarı duvarının zayıflamaya devam etmesi anlamına gelir ve bir noktada damar duvarındaki hasar geri döndürülemez bir boyuta ulaşır ve damar duvarı dışarıya doğru şişer. Aynen burada olduğu gibi. Kan damarı boyunca anevrizmalar oluşur ve bu hastalık da bu sayede tipik görünümüne ulaşmış olur. Kan damarı duvarı şişer, şişer, şişer. Burada, burada ve burada da içerisinde bilyeler olan bir tüp ya da boncuklu bir bilezik gibi görünmeye başlar ve bu da poliarteritiz nodozanın tipik görünümüdür. Bu görünüm mikroskop ya da bir arteriyogram ile izlenebilir. Örneğin bu böbrekten alınmış bir arteriyogramdır. Bu böbrek. Böbreğin fasulye tanesine benzediğini siz de görüyorsunuz değil mi? Bu böbreğin içine ilerleyen kan damarı ve bu şekilde de kollara ayrılıyor. Kollarını dikkatlice inceleyecek olursanız küçük noktalar görebilirsiniz. Nodüler derken işte bunlardan bahsediyoruz. Evet, bu küçük nodüllerden. Bakın, burada var. Burada da. Burada da. Burada da bir tane var. Bu çok belirgin değil. Arteriyogram sayesinde kan damarlarının içine bakılabilir. Ve bu durumda ciddi anevrizmalarla karşılaşacağımızı da eklemek istiyorum anevrizmaları biraz daha büyüteyim ki nasıl bir görünüm olacağını daha net bir şekilde görebilin. Evet, aynen boncuklar gibi kan damarında bir sürü anevrizma ile karşılaşılabilir. Poliarteritis nodosa orta boydaki birçok atar damarda hasara yol açabilen bir hastalıktır. Bağırsaklardaki, dalaktaki, böbrekteki, derideki ve bacaklardaki damarlardan bahsediyorum sinirlere kan ulaştıran damarlar ya da cinsel organların ve kalbin damarları da bundan etkilenebilir. Ve tüm bunlar çok farklı belirtilerin oluşmasına sebep olacaktır. Ateş, üşüme, gece terlemeleri gibi diğer vaskülit tiplerinde görülen genel belirtilerin yanı sıra organların da lokal olarak zarar görmesi söz konusu olabilir. Bağırsaklardaki hasar kanlı diyareye, deriye kan götüren damarların hasar görmesi ise kızarıklık ve deri lezyonlarına sebep olabilir. Deri yeteri kadar kan alamadığı için deri yüzeyinde yaralar oluşabilir. Kalbe kan ulaşmaması kalp krizine yol açabilir. Kalp kası görevini yerine getirememeye başlayabilir. Sinirler ihtiyacı olan kanı alamazlarsa nöropati olarak adlandırılan durum ortaya çıkar. Nöropati sinir ağrısı ya da çeşitli nöral problemleri belirten bir isimdir. Örneğin ayağınıza ait sinirler kan alamadıkları için hasar görürlerse ayağınızı hareket ettiremeyebilirsiniz ya da ayağınızda karıncalanma ya da his kaybı oluşabilir. Son olarak bir de böbreklere değinmek istiyorum. Böbreklere ulaşan kan hacminde azalma olursa, ki buna hasar gören damarların sebep olduğunu biliyoruz, mesela kan damarının içi daraldıysa yeteri kadar kan bu kısımdan geçemeyecektir ve böbrekler kan hacmindeki azalmayı algıladıklarında basıncı arttırmaları gerektiğini düşünürler. Evet, kan hacmindeki bu azalma böbreğin renin, aldosteron, angiotensin sisteminden geçmesi demektir ve böbrekler bu sayede su ve sıvıları tutmaya başlayarak kan basıncını arttırırlar. Kan basıncının artması da hipertansiyon olarak bilinir. Tüm bunları nasıl aklımızda tutacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Hasar gören damar sayısı çok fazla değil mi? Yine de tüm bu damarlar arasında akciğerlere kan götüren damarların yani pulmoner arterlerin olmadığını da fark etmiş olmalısınız. Bunun sebebi tam olarak bilinmese de poliarteritiz nodoza da pulmoner arterlerin hasar görmediğini aklınızda tutabilirsiniz. Çünkü ikisinin de baş harfleri aynı yani PA. Tedavide ise farklı ilaçlara yer verilir. Steroidler. Steroidler ak yuvarların birbirleriyle iletişim kurmasını engellerler. Kan damarının bu kısmında hasar olduğunu düşünelim bu akyuvar da buraya zarar vermek istiyor olsun. Akyuvar, salgıladığı moleküller ile diğer akyuvarlara da haber verip onları buraya çağırır. Steroidler ise bu immün moleküllerin iletişimini ve oluşmasını engellerler. Bu arada bu moleküllerin adı da sitokindir. Hücreler bu şekilde iletişim kurarlar ve bu iletişim engellendiğinde bölgeye daha fazla da çağrılmamış hasarın da önüne geçilmiş olur. Siklofosfamid ise bu hastalığın tedavisinde kullanılan bir başka ilaç siklofosfamid. Bu ilaç DNA'ya zarar verir. Kulağa ne kadar korkutucu geliyor değil mi? Ama bu ilacın hedefinde çok hızlı bölünen hücreler vardır ve bağışıklık hücreleri de son derece hızlı bölünen ve büyüyen hücrelerdir. Vücudumuzun her gün yeni bağışıklık hücreleri ürettiğini biliyor musunuz? Bu hücrelerin bir kısmı öldüğünde bağışıklık sistemi de yavaşlar. Hasar veren hücrelerin önüne geçildiğinde hastalığın yol açtığı hasarında minimuma indirilmiş olduğunu görürüz.